Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de CHP Engelsiz Yaşam Buluşmaları toplantısında engelli bireyler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada bu ülkenin kaderini değiştireceğim, kararlıyım dedi. Arkadaşımız sunuşu yaparken seslerini duyuramayanların sesi, sözcüsü dedi. Şundan emin olmanızı isterim. Bu coğrafyada kim sesini duyurmak istiyorsa, haksızlığa uğradıysa, bir haksızlık karşısında büyük bir zulüm gördükse gelecek bu kardeşimizi bulacak. Ben onun sözcüsü olacağım. Hepinizin sözcüsü olacağım. Aile destekleri sigortası nedir biliyor musunuz? Aile destekleri sigortası geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan ailelere gelir garantisi sağlayan sigorta dalıdır. Bu aileler devletten düzenli banka üzerinden yardım alırlar. Devlet dışında hiç kimse bu ailelerin fakir olduğunu bilmez, yoksul olduğunu bilmez. Dolayısıyla sağ elin verdiğini sol el görmez. Biz yapacağız Allah'ın izniyle. Sizlerin desteğiyle göreceksiniz. Aile destekleri sigortasını çıkaracağız. Hiçbir anne çocuğunu yatağa aç yatırmayacak. Hiçbir anne. Öyle anne gidecek. Torpil bulayım, şunu yapayım, bunu yapayım, yardım. Bunları bitireceğiz. Ailenin ihtiyacı varsa, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, bizim için aile kutsaldır ve o ailenin yaşadığı kentin caddelerinde, sokaklarında onurla gezmesi lazım. Fakirleri diziyorlar sıraya, geliyorlar onlara yardım yapıyorlar, bir de fotoğraf çekiyorlar. Efendim biz bunlara yardım yaptık. Bu olmaz. Bu insan haklarına aykırıdır. İnsan onuruna aykırıdır. İnancımıza da dinimize de aykırıdır. Yok öyle bir şey. Aile destekleri sigortası kanununu çıkaracağız. Parayı bankada kadının, ev kadınının hesabına yatıracağız. Ev kadını emekli gibi, memur gibi, işçi gibi düzenli gidecek, aylığını çekecek. Evinin rızkını, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Onu ele günü asla muhtaç etmeyeceğiz. Asla. Asla muhtaç etmeyeceğiz. Bazen şunu söylüyorlar. Efendim CHP iktidara gelirse yardımları kesecek. Niye keselim? Akıl var, mantık var. Hiçbir yardım, bizim belediye başkanları için de diyorlardı, gelecek belediye başkanları yardımları kesecek. Tam tersi oldu. Tam tersi. Hiçbir yardım kesilmedi. Her aileye düzenli, sağlıklı yardım gitti. Çoğu yerde her eve, doğan çocuk varsa her eve süt gitti. Hiç kimse para vermedi. Tam tersi. Bunu kurumsal hale getireceğiz Türkiye genelinde. Türkiye genelinde kurumsal hale gelecek. Ve Türkiye genelinde hiçbir aile devlet bana bakmıyor, sosyal devlet beni görmüyor demeyecek. Devlet onu görecek. Engelli çocuk için ayrıca yardım yapacak. O çocuğun eğitimi ayrıca devlet onu finanse edecek. O engelli çocuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıdır. Sıradan bir insan değil, bizim vatandaşımız. Bizim vatandaşımızsa bizim vatandaşımızı korumak hükümetin ve dolayısıyla sosyal devletin görevidir. Ona bakacak engelli varsa. Anne eğer engelliye bakmak zorundaysa veya anne evde yaşlı birisi var ve ona bakmak zorundaysa devlet anneyi sigortalı yapacak ve sigorta primini devlet ödeyecek. Böylece anne evde çalışırken sigortalı olacak, aynı zamanda zamanı gelince de emekli olacak. Yardım yapılırken, efendim bu bizim partili yardım yapalım, bu bizim partili değil yardım yapmayalım. Efendim bunun kimliği böyledir, biz bunlara yapmayalım. Bu bizim kimlik böyle, biz bunlara yardım yapalım. Efendim bunun inancı şöyle, şunlara yardım yapalım, bu bizim inançtan değil, bunlara yardım yapmayalım. Bu insanlık dışı bir görüştür, insanlık dışı. Kayseri'de 2019 yılında 43.198 hane sosyal yardım alıyor. 2020 yılında bir yıl sonra 67.000 hane artmış arkadaşlar. 67.000 hane. 110.446 hane sosyal yardım alıyor. Bu ciddi bir sorundur.
Bunun giderilmesi lazım. E bana hak verin, evladım çalışsın. Hak verin, ben çalışayım. Hak verin, çocuğumu okula gönderin. Eğitim herkesin hakkıdır diyor. Eğitim herkesin hakkıdır. E benim evladım engelli. E bununla uygun kreş yapmamışsın. Peki ben hak talep edecek miyim? Evet edeceksiniz. Siz hak talep edeceksiniz. Sosyal devlet de bunun gereğini yapacak. Al sana ekmek, bana oy ver. Al sana makarna, bana oy ver. Al sana bilmem ne, bana oy ver. Bu rezalete son verecek. İster oy verin, ister vermeyin. Her eve huzuru getirmenin sözünü veriyorum ben size. Sözünü veriyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Siz bana güveneceksiniz, ben size güveneceğim.